Merhaba arkadaşlar, ben Ergün Karakuş. Bu dersimizde VisualStudio.net'te ASP ile basit bir veri tabanı uygulaması yapacağız. Gördüğünüz gibi, örneğimizde görüldüğü gibi, yukarıda bir tane Grid View nesnemiz var. Grid View nesnesinde seçilmiş olan kaydın detayları aşağıda Form View nesnesinde görülüyor. Örnekte, Select butonuna tıkladığımızda alt tarafta detaylar geliyor. Aynı veri tabanındaki kayıtlar, yukarıda sadece isimler görünüyor. İsimler listeleniyor. Alt tarafta tüm detayları görünüyor. Örneğimiz şu şekilde çalışıyor. Yukarıda Grid View'de seçilmiş olan kaydın Primary Key alanı olan sicil numarası seçilmiş oluyor. Alt tarafta da Grid View'de pardon, alt taraftaki Form View'de de yukarıdaki gridde seçilmiş olan anahtar alana göre, yani sicil numarasına göre filtreleme yapıyor. İkisi de ayrı data kaynaklarından besleniyor. MDB dosyasından çalıştık. Ancak MDB değil de SQL Server üzerinden de çalışsak aynı şeyler olacaktı. Şimdi örneğimizi baştan yapalım. Evet. Ön hazırlık için şunları yapmamış olmamız lazım. App data altına fabrika diye bir veri tabanımız var. Fabrika veri tabanında da şöyle çift tıklarsak işte işçi tablosu var. Sicil numarası burada birincil anahtar. Sicil numarası önemli bir alan burada çünkü birincil anahtar özelliğine sahip. Şimdi çalışmamızı yapmak için şuradan Toolbox'tan öncelikle bir tane Grid View buraya sürüklüyorum. Bu Grid View'e bir tane de veri kaynağı seçmem lazım. Data Source. Access üzerinden çalışacağız. Çünkü MDB dosyasından kayıtlarımızı çekeceğiz. Ancak SQL de olsa çok bir şey değişmeyecekti. Temel şeyler aynı. Buradan fabrika veri tabanını seçtim. İleri dedim. Evet, burada önemli olan nokta şu. Birincil anahtar olan alan muhakkak seçilmiş olması lazım. Birinci anahtarla beraber göstermesek de orada muhakkak bunu almış olmamız lazım ki sicil no üzerinden seçilen alanı bulacağız. Bir de bunun yanına adları göstermek istiyorum. Sorgumuz gördüğünüz gibi Select sicil no add from işçi. Gayet basit. Test edersek 3 tane kayıt var, onları gördük. İleri dedik. Buna da şöyle bir düzenleme yapabiliriz. Edit kolum deyip add değil de isim diyebiliriz. Şuradaki seçeneklerden alt tarafa ekleme yapabiliriz. Sicil no burada olmasın istiyorum. Bir de şöyle yapalım. Şuradan da yapabiliriz. Seçme butonu select gelsin isteyebiliriz ya da şöyle yapabiliriz. Enable selection dersem zaten Edit kolumuzdan bakacağım ve Select burada gelmiş. Şu detayları da biraz kurcalayabiliriz. Select text. Select değil de mesela detay diye değiştirebiliriz. Bir ön izleme yapalım. Çalışmamızı görelim bir. Gördüğümüz gibi buradan seçiliyor. Sadece seçiyor. Aşağıda etkileyeceği bir şey yok. Buna bir de tema seçelim. Auto formattan şu olabilir mesela. Şimdi şurada Grid View nesnesinin özelliklerine baktığınızda Data Key Name Sigil No muhakkak seçilmiş olmalı. Aksi takdirde yapacağımız uygulamada sıkıntı oluşur. Şimdi listede seçilmiş olanları alt tarafta detayda göstersin. Bunu Detail View ile yapabilirsiniz. Form View ile yapabilirsiniz. Detail View ile yapalım. Detail View için ayrı bir veri kaynağı kullanacağız. Gene aynı dosyadan bahsediyorum. İleri diyorum. Bu sefer tüm kayıtları istiyorum ancak şurada bir sorgulama yapacağız. Ver ile sicil no kontrolden geliyor. Grid View kontrolünden. Yani şöyle demiş oluyorum ben.
Sicil numarası Grid View'de seçilmiş olanı. Detaylarını göster. Şurada gördüğünüz Select Guild From işçi ver. Sicil no eşittir. Soru işareti. Soru işareti dediği yeri zaten Grid View'de seçilmiş olan alan gelecek. Parametre olarak eklenmiş olacak. İleri diyelim. İleri diyelim. Bir tane format seçebiliriz biz buna. Tekrar şöyle. Ve çalıştıralım bunu. Buradaki kayıtlardan birine tıkladığınızda gördüğünüz gibi biraz geç geldi. Şöyle kayıtlar ve detaylar görünüyor. Bir daha tazeleyelim şunu. Gördüğünüz gibi burada bir şey yok. Detaya tıkladığında burada kayıtlar görünüyor. Şimdi biraz detail view üzerinde konuşalım. Edit files deyip şu alanların mesela şu görünmesin, sicilno görünmesini istemiyorum. Ad değil de isim olarak görünsün istiyorum. İşte bunun CSS item style'ına gelip fontunun biraz daha büyük olmasını sağlayabiliriz. Larger diyelim. Artık buraları kurcalarsınız, kendiniz keşfedersiniz. Şunlara değinmek istiyorum ben. Footer dediği kısım sayfanın alt kısmı. Header dediği başlık kısmı mesela şuraya kayıt detayları yazalım. Bunun dışında empty data template var. Bu da kayıt olmadığı zaman yani sonuç gelmediği zaman data 2'den data source 2'den kayıt gelmediği zaman görünecek olan kısım. Ya da şöyle yorumlayabiliriz. Seçim yapmadığımızda kayıt gelmeyecek. Dolayısıyla seçim yapması lazım. Bir yönlendirme mesajı koyabiliriz buraya. Seçim yapınız. End template diyelim. Gördüğünüz gibi üst tarafta header, alt tarafta footer ve empty text gördü. Şu anda bir şey seçmedim. Şu an görünen empty text template. Eğer seçim yaparsak detaya tıklayıp seçim yaparsak yukarıda header, alt tarafta footer kısmı görünecek. Sistemde biraz sıkıntı var galiba. Evet. Detaya tıkladım. Gördüğünüz gibi kayıtlar geldi. Şurada bir sicil numarası görünüyordu daha demin. Onu kaldırdık. İsim yazdım ad yerine. Ve biraz da büyük olmasını sağladım. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu uygulamamız bu kadar. Umarım faydalı olmuştur.